Efendim şimdi konuğum doçent doktor Fuat Bilgili. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı ve ayrıca çocuk ortopedisti. İstanbul Tıp Fakültesi'nden geldiniz. Hoş evet, geldiniz hoş öncelikle. Bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Bugün aslında benim tanımlamasını ilk defa duyduğum spina bifida hastalığından bahsedeceğiz. Yani çocuklarda halk arasında doğumsal bel açıklığı olarak bilinen ayrık veya açık omurga diye adlandırılan bir hastalık. Nedir öncelikle bu hastalık? Nasıl oluşur? Ne zaman teşhis edilir? Aslında bu hastalık çok nadir görülen bir hastalık değil. Cerebral palsiden sonra en sık görülen nörolojik çocuk hastalığı, ortopedik hastalıktır. Bu hastalığın sebepleri tabii birçok sebebi var. Sadece bir sebepten değil. Genetik olabiliyor bu. Annenin valproik asit gibi ilaç kullanması olabiliyor. Annenin alkolik olması, annede folik asit eksikliği olması. Bunlar sebep olabiliyor. Veyahut da annenin diyabetik olması, ateşli bir hastalık geçirmesi, bunlar sebep olabiliyor. Daha ilk zamanlarda, gebeliğin ilk zamanlarında... Kaçıncı hafta? 16. 18. aylarda sıklıkta teşhis koyuluyor. Omurga ne zaman oluşmaya başlar acaba? İlk trimesterde başlıyor, ikinci trimesterde zaten oluşmaya başlıyor. Genellikle bunun teşhisi bir... alfa fetoprotein bakılıyor annede. Evet. İkinci olarak rutin da... Rutin bakılan bir değer mi bu efendim? Genellikle riskli olan gebelerde mutlaka bakılıyor ve rutin bakılıyor bu. Peki. Alfa fetoprotein bakılıyor. Ve ultrason yapılması. Ultrason yapılması aslında daha duyarlı oluyor bunlarda. 16. 18. haftalarda sıklıkta yapılan ultrasonda omurgada, bebeğin omurgasında bir problem olup olmadığı ortaya koyulabiliyor. Buradaki problem aslında... omuriliğin omurga tarafından kapanma yetersizlik olması, tamamen omurganın omuriliği belli bölgelerde tam kapatamaması, bir açıklık oluşması. Oluşan açıklıktan omurilik dışarıya doğru bir kese oluşturuyor. Bu kesenin içerisinde tabii tipleri oluyor bunların. Spina bifida occulta, spina bifida aperta şeklinde. Spina bifida occulta. Sadece orada bir açıklık oluşuyor. Herhangi bir dışarıya doğru bir keselenme olmuyor. Dışarıdan cilt normal ama cildin üzeri genellikle kıllı görünümde. Ama bu tüy değil, saç kılı şeklinde bir kıllanma oluyor belde. Çok enteresan. Bu orada bir problem olabileceğinin işareti. Spina bifida aperta ise dışarıya doğru bir keselenme oluyor. Bu kese sadece içeride herhangi bir nörolojik bir yapı yoksa meningosel deniliyor. Nörolojik bir yapı varsa mielomeningosel deniliyor. Bu şekilde alt tipleri ayrılıyor. Ve bebek o şekilde doğduktan sonra ilk 72 saatte mutlaka kapatılması gerekiyor defektin ki enfeksiyonlar, ikinci problemler oluşmasın diye. Yani tedavi için bebeğin doğması bekleniliyor ama anne karnında teşhis edilebiliyor. Aslında son gelişmelerde anne karnında bile çocuğa ameliyat uygulanabiliyor şu anda. Yani o defekti anne karnındayken bile beyin cerrahları yaptığı ameliyatlarla orayı kapatabiliyorlar. Evet. İkinci olarak da o yapılamasa bile doğduktan sonra mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat olması gerekiyor. Peki ortopedik problemler nedir? Ameliyat edilmezse ya da edildikten sonra önce nasıl bir fark oluyor? Ortopedik problemlere baktığımızda tabii burada... genellikle kaslarda gerginlik, kaslarda kısalık oluşabiliyor. Kaslarda güçsüzlük en büyük problem. Yani motor problemi omurgayı diyoruz. Omurgayı tutamamak gibi bir durum söz konusu. Omurgada eğrilik olabiliyor. Duyu kaybı çok oluyor bu çocuklarda. Oluşan lezyonun yerine göre, mesela lezyon bele yakınsa daha az problem ama daha yukarıda bir lezyon oluşmuşsa o zaman aşağısı da çalışmama ihtimali yüksek olduğu için daha ciddi problemler oluşabiliyor. Kaslarda hareketsizlik oluşabiliyor ve bu hareketsizlik ileriki zamanlarda bu kaslarda kısalmaya, kontraktür dediğimiz durumlara, kemiklerde şekil bozukluklarına, zamanla eklem çıkıklarına sebep olabiliyor. Kalça eklem çıkıklığı oluşabiliyor, ayaklarda ciddi eğrilikler oluşabiliyor, dizde büküklük oluşabiliyor. Kullanmamaya bağlı osteoporoz oluşabiliyor kemiklerde. Ama tabii bu hastaların tedavisine yaklaşırken, yani sadece ortopedi penceresinden değil, hastayı bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Tabii. Hastanın
İşte üst ekstremitesini, kollarını nasıl kullanabiliyor mu, ince hareketler nasıl, üriner sistemle ilgili problemleri, gastrointestinal sistemle ilgili problemleri, akciğerle ilgili problemler, bunların hepsi mutlaka göz önüne alınması gerekiyor. Evet. Peki tedavisi bu tarz ortopedik problemlerin tedavisi nasıl oluyor ve cihaz kullanımında önemli noktalar varmış burada, biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi tedavide yaşa göre tedaviyi karar vermek gerekiyor. Yani bir yeni doğan döneminde gelen yürüme yaşına yakın bir bebekte mutlaka bu çocuğun ayağa kaldırılması, ayaklandırılması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Bu tabii ayağındaki eğrilikler varsa o eğrilikleri düzeltip ortez dediğimiz cihazları takıp ve ayakta durma tahtaları oluyor. Bu çocukları bir an önce ayağa dikmek gerekiyor. Bunun faydaları nelerdir? Bunun faydaları, çocuk ayağa dikildiği zaman sadece aslında kas iskelet sistemi değil, aynı zamanda dolaşım sistemi, tabii, sindirim sistemi, denge, solunum sistemi, denge, birçok sistem aktive oluyor. Tabii. Ve bir de şu var, çocukların yürüme yaşına yakın zamanda çevreye karşı ilgileri ve yürüme potansiyelleri maksimum olur. Bu yaşları, bu çocukların bu dönemleri altın dönem kaçırmamak gerekiyor. Bu dönemde mutlaka çocukları yürümeye yakın pozisyona getirip ayaklandırmak gerekiyor. Ne sağlar bu bize? Osteoporozu da engeller. Kemikler yük aldığı zaman daha güçlü hale gelir. Evet. Kaslar kısalmaz. Yani sekonder oluşabilecek deformiteleri önlemek açısından yeni doğan döneminde bu. Sonraki dönemlerde geldiğinde de mesela çocuk geldi, yatalak pozisyonunda oturamıyor dahi, temizliği iyi yapılamıyor. Burada hijyenini arttırmaya yönelik. Sonrasında bir sonraki basamak daha iyi olan çocuklarda oturma dengesini arttırmaya yönelik. Oturabilen çocuklarda ayağa kalkmasını sağlamaya yönelik tedaviler uygulanması gerekiyor. Burada mutlaka uzun vadeli bir tedavi planı yapılması gerekiyor. Yani hedefimiz ne tedavide? Biz çocuğu ortopedik olarak tedavi ettiğimizde aileye biz hedef olarak neyi göstereceğiz? Neyi gösteriyorsunuz? Ayakta mesela eğrilikler var. Ayağa giyilebilir ortez verebilmek için ayağı düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Dizdeki kontraktör dediğimiz açı değişikliklerini düzeltmek için hedef ne gösteriliyor? Bunu biraz daha azaltıp çocuğu ayağa dikmemiz gerekiyor. Kalça çıkıklığı varsa, kalça çıkıklığı aslında çok tartışmalı. Şayet kas kuvvetleri varsa ve yürüme potansiyeli varsa o zaman kalça çıkığını yerine oturtturulabilir. Bu değer. Ama çocukta herhangi bir kas kuvveti yok. Kalça yerine oturtturduğunuzda tekrardan çıkma potansiyeli yüksekse kas güçsüzlüğü sebebiyle o zaman kalça çıkığı ameliyatını yapmaya bile gerek kalmayabilir. Yani hedef olması lazım, evet, burada. Peki spina bifida kas iskelet sistemi sorunu aslında ve bunun tedavisinde genel ilkeler var diyorsunuz. Bu genel ilkelerde tedavi hedefleri de var tahmin ediyorum belirlenen. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Burada aslında hani sadece ortopedik problem değil spina bifida. Birçok sistemi etkileyebiliyor tutunum yerine göre. Üst torakal bölgede olduğunda çocuk idarını tutamıyor, kakasını tutamıyor. Sonrasında bağırsakları iyi çalışmayabiliyor. Yani burada multidisipliner bir yaklaşım çok önemli burada. Yani çocuk bize geldiğinde sadece hadi ortopedik problemini halledelim şeklinde değil, bu çocuğun bir denge problemi, evet, iki bu çocuğun üriner sistem, gastrointestinal sistem problemi, akciğer problemi. Bazen bu çocuklardaki omurgadaki eğrilikler akciğer kapasitesini azaltıyor ve çocuğun normal yaşantısını çok olumsuz etkileyebiliyor. O zaman omurga yönelik bir girişim yapılması lazım. Kasları çok iyi çalışıyorsa ve bu çocukta bir yürüme potansiyeli varsa muayene ettiğimizde buna yönelik bir girişim yapılması gerekiyor. Birbirine zıt çalışan kaslar arasındaki dengesizliği çok iyi analiz etmek gerekiyor. Yani güçlü olan kası zayıflatıp ya da gevşetip uzatma yapılabilir. Bunlarda tendon transferi gibi şeyler çok sonuç vermeyebilir ama burada hastayı iyi okuyup, multidisipliner bir gözle iyi okuyup, aileyle konuşup çocuğun da nörolojik seviyesine uygun hedefler koyarak, aileyle konuşarak ilerlemek lazım. Evet. Ve yavaş yavaş ilerlemek lazım burada. Cerrahi olarak, cerrahi
müdahale edilirse her tür deformite düzeltilebiliyor mu peki hocam? Burada tabii çocuğun fonksiyonel seviyesine göre, tutulan kaslarına göre, kas güçsüzlüğü veyahut da duyu problemlerine göre her deformitenin düzeltilmesine gerek yok. Aslında teorik olarak bütün deformiteler düzeltilebilir. Onda hiçbir problem yok ama bizim bu deformiteleri düzelttiğimiz zamanki hedefimizi belirlemek lazım. Mesela ayakta ciddi bir deformite var. Bu çocuk bu ayağıyla yere bastığı zaman ciddi tabanda basınç artışı olacak ve orada bir yara açılacak. O zaman bizim o deformiteyi, ayaktaki deformiteyi düzeltmemiz lazım. Veyahut da duruş bozukluğu var çocukta. Çocuk sürekli o tarafına doğru durmak zorunda. O tarafta yara açılma problemi var. Onu düzeltmemiz lazım. Çocuğun omurgasındaki problemler yürümesine veyahut da ayakta durmasına engel oluyorsa ona yönelik bir girişim yapmak gerekiyor. Veyahut da o deformitenin derecesini hesaplayıp onun çocuğun fonksiyonel seviyesini etkileyecek mi, etkilemeyecek mi onu analiz edip ona göre karar vermek gerekiyor. Her deformiteyi düzeltmek zorunda değil. Yürüme potansiyeli olmayan bir çocukta iki taraf kalça çıkıksa bunları yerine oturtturmanın bir anlamı yok. Evet. O kalçalar halk arasında şöyle bir inanış vardır. Hani kalçası çıkık olan çocuk işte kalça çıkık olduğu için yürüyemez. Böyle bir durum söz konusu diye sokakta bir sürü kalçası çıkık yürüyen insanlar var. Ama evet, bu çocuklarda kalça çıkıklığından ziyade kalça çevresindeki kasların çalışmamasına bağlı bu çocuklar sıklıkla yürüyemiyor. Ona göre değerlendirmek gerekiyor. Evet. Biyomekanik açıdan ve fonksiyonel açıdan ona göre karar vermek gerekiyor. Peki rehabilitasyon dönemi nasıl? Rehabilitasyon dönemine hemen zaten başlanması problem lazım. Çıktığı zaman başlanması gerekiyor. Burada da yaşına uygun fonksiyonları ne kadar yapabiliyor bu çocuk? Bu çocuk işte 18 ay oldu, hala yürüyemiyor. Bu çocuğun yürümesine yönelik bir şeyler yapmak lazım. Gergin kasları esnetmek açısından, daha da kısalmaması açısından germe egzersizleri yapmak gerekiyor. Burada tabii çocuğun fonksiyonel seviyesine göre egzersiz vermek gerekiyor ve yaptığımız cerrahi tedavinin tamamlayıcısı olarak bir fizik tedavi vermek gerekiyor. Mutlaka ortopedist ile fizyoterapist ve ortez uzmanı arasında mutlaka ortak bir fikir birliği, ortak bir plan olması gerekiyor tedaviyi planlarken. Peki bu planlamada diyorsunuz ki spina bifidalı çocuk ayakta durması için ne zaman ortezlenmelidir? Yani ne zaman özel ayakkabı ve tabanlık gibi cihazlar giydirilmelidir? Genellikle 16. 18. aylarda yavaş yavaş bu çocukların ortezlenerek ayağı dik pozisyona getirilmesinde fayda var. İlk doğduklarında bu çocukların bazılarında ayaklarda deformiteler olabiliyor, dizlerde kontraktürler olabiliyor. Onların en azından o yaşa kadar bir an önce düzeltilip ortez giyilebilecek seviyeye getirilmesi lazım ki o yaşlarda çocuğun ayağı diktirilip ayağı dikilmesi lazım çocuğun ki kalçanın, dizin, işte ayak bileğin, omurganın yük alması lazım. O döneme kadar bu problemler çözüldüğü zaman 16. 18. ayda en erken en geç de 3-4 yaşına kadar mutlaka çocukların ortezde ayağa dikilmesi, dik vaziyete getirilmesi lazım. Gerekirse ayakta durma sehpaları oluyor. Buralarda çocukların ortezlenip ayağa dikilmesi lazım. Tabii ortezlerde de bazı prensipler var burada. Yani normal çocuklarda ortez giyildiği zaman çok ciddi problemler yaşanmazken bunlardaki duyu problemi sebebiyle ortezde vurma, ortezde herhangi bir uyumsuzluk olduğunda ayaklarında yaralar açılıyor ve çocuklar duymuyor bunu. O yüzden aileler bu ortezleri çocuklara ilk giydirdiklerinde bir 45 dakika ayaklarına tutup sonra çıkartmaları lazım. Kızarıklık var mı yok mu? Bu kızarıklık yarım saatten fazla uzun sürüyorsa o ortezi en azından o kızarıklık geçene kadar giydirilmemesi gerekiyor. Alıştırarak biraz evet, da belki de değil mi? Şayet yani yarım saatte... Yani hiç ayakkabı giymemiş bir çocuktan da bahsedersek düşünsenize ilk giydiğinde ayakkabı da biraz vurabilir ki bütün dengeyi sağlıyor bu giymiş oldukları. Kesinlikle. Yarım saatte nasıl sürüyorsa kızarıklık o zaman yavaş yavaş arttırılır. Mesela evet, her gün bir saat fazla giydirilir ortez. Evet. Yavaş yavaş ortez giydirme süresi arttırılır. Böylece kontrollü bir şekilde
ortezin verebileceği zarardan kaçınmış oluruz. Peki hocam, sonuç olarak, son olarak sormak istiyorum. Ayakta kalış süresi hastalığın tedavisine etkili mi? Onunla ilgili aslında hastadan hastaya değişiklik gösterebiliyor. Yani hastaya özel buna karar vermek gerekiyor. Yani yürüme potansiyeli olan bir çocuğun en azından biraz daha ayakta dik tutulması, kaslarının güçlenmesi açısından çok önemliyken, hiçbir yürüme, çok yürüme potansiyeli olmayan bir çocuğun ayakta fazla tutulması, kaslarının güçlendirmeyeceği için diğer çocuk kadar anlam ifade etmez. Etmiyor. Peki efendim, çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Spina bifida hastalığından bahsettik hocam. Halk arasında doğumsal bel açıklığı olarak bilinen bu hastalığın tedavisi ve yöntemlerinden bahsetti. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Doçent Doktor Fuat Bilgili bizlerleydi ve kendine iyi bak devam ediyor. Günaydın, günaydın efendim. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Malum gündemimiz herkesin şu anda korkuyla, panikle yaklaştığı, acabaların gün geçtikçe aslında birazcık bertaraf edildiği COVID-19 gündemimiz. Yine bugün biz buna en iyi gelebilecek tariflerle, harika yaklaşımlarla sizlerle olacağız. Can Feza Sezgin hocamız bizlerle olacak ve vereceği tarifler için lütfen kalem kağıt hazır olsun. Mutfakta başlıyoruz. Çok değerli konuklarım var. Güzel bir gün olsun. Çaylar kahveler hazırsa başlıyorum. Meltem Açık Elden yeni evliler için çok kolay bir menü. Şipşak yapabileceğiniz besleyici ve lezzetli tarhana çorbası ve kolaylığıyla gönlünüze taht kuracak fırında patatesli tavuk budu. Kaçırmayın. 200 derecede yaklaşık 40 dakikada patates de lokum gibi olacak, domatesler üzerinde eriyecek. Sedef hastalığı nedir? Sedef hastaları krem seçiminde nelere dikkat etmeli? Sedef hastalığında krem sürme teknikleri nelerdir? Doktor Mehmet İlteber Bahadır anlatıyor. Yaranın üstü böyle şişti, ertesi gün mesela şurada 3 tane nokta vardıysa yara 3'ü birleşir, kocaman olur. Parkinson hastalığı nasıl bir hastalıktır? Parkinson hastalığında cerrahi tedavi nasıl yapılıyor? Parkinson hastalığında beyin pili hangi aşamada, nereye yerleştiriliyor? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Aşkın Şeker anlatıyor. Gayet karşılıklı sohbet ederek, muayene ederek hastayla ameliyatımızı yapıyoruz. Evet. Vitaminler sağlıklı mı? Vitamin kullanmalı mıyız? Doğal bal enfeksiyonda, kanserde zararlı mıdır? Beslenme bağışıklığımızı nasıl etkiliyor? Tıbbi onkoloji ve fitoterapi uzmanı Profesör Doktor Can Feza Sezgin anlatıyor. Kanser tedavinizi geciktirmeyin, takiplerinizi geciktirmeyin. Bulaş riski hastaneden ziyade hastanın yakın çevresinden oluyor. Az sonra kendine iyi bak da. Günaydınlar efendim hepinize tekrar. Umarım herkes güzel, sağlıklı ve mutlu uyanmıştır bu sabaha. Mutfağa girdiğinde ne yapacağını bilemeyen bugün yeni evlilere önerilerle başlıyoruz efendim. Yeni gelinler ya, seviyoruz onları. Çok. Üzülmeyin yeni gelinler. Size mutfakta bugün harika iki pratik tarif verecek Meltem Açıkel. Bir tavuk görüyorum orada. Evet, bir tavuk var. Bir de bizim hepimizin çok sevdiği, kış için bağışıklık sistemini inanılmaz kuvvetli tutan, bütün Anadolu'nun severek, bayılarak içtiği tarhana çorbası. Oo, harika. Ama biz bu tarhana çorbasına minik dokunuşlar yapacağız. Kendi yorumumuzu katacağız. İçine nohut falan mı koyacaksın? Evet evet. Bak inanmıyorum. Yani şahane bir köy çorbası haline getireceğiz. Aslında basit sayılan bir tarhana çorbasını. Peki. Çok kolaylıkla yapacaklar. Hemen başlayayım istersen. Hemen şimdi başlayalım. İlk önce bir su bardağı tarhanam vardı. Bir su bardağı tarhanayı ilk yapmanız gereken şey birazcık suyla ıslatmak. Tamam. Kabartmak onu. Hı-hı. Diğer taraftan tenceremi ısıttım. İçine zeytinyağımı ilave ettim ve hemen peşinden şöyle biber salçası ve domates salçası. İkisi de tarhana çorbasına acayip lezzet verir. Oldukça güzel bir çorbaya benziyor. Çok güzel bir çorba harika olacak. Bir de tarhana çorbasında mesela küçük dokunuşlar vardır. Mesela? Nedir bu küçük dokunuşlar? Mesela tarhana çorbasını yaptınız. Tarhana çorbasının altını kapattıktan sonra yapmanız gereken şey, lezzetini arttırmak istiyorsanız içine bir diş sarımsak rendelemek.
Ben şimdi çorbamı yaparken yağ koydum, salçalarım güzelce kavruluyor ama onun haricinde çok azıcık çorba piştikten sonra bir tereyağını kızdırıp içine nane koyup son dokunuşunuzda yaparsanız harika. O tarhana çorbası bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Süt girer mi tarhana çorbasının içine? Yapılır, sütlü tarhana çorbası vardır, o da yapılır. Mesela sütlü mercimek gibi, bunu hiç şey koymadan, içine salça koymadan süt ilavesiyle de yapabilirsiniz. Ben senin arkandan bir sıcak su takviyesi isteyeceğim. Hemen geliyor. Çorbamın içine. Bak şimdi son derece kolay. Koy. Elini korkak alıştırma. Yanma sadece. Salçalarımı şöyle güzelce açtım. Bu zaten... Yeter mi? Yok. Ben onu alayım istersen. Tamam. Koy. Çorbamızın suyunu koy. İçin. Tamam. El birliğiyle yaptık. Tamam. Evet. Şimdi içine tarhanamı ilave ediyorum. Tarhanayı da koydunuz. Tarhana yaparken püf noktalarından bir tanesi içinde topaklanmaması için devamlı karıştırmak. Aynen. Devamlı karıştırıyorsunuz. O topaklanma tadı çorbayı bir anda... Evet. Yani ağzına biraz geldiği anda ben mesela içemiyorum devamlı. Ben de içemiyorum. Evet. Hiç hoşuma gitmiyor. Onun için o topaklanma olmaması için şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ezeceksiniz. Ve nohut ilave ediyoruz içine bir su bardağı kadar. Nohut da tarhanayla beraber. Haşlanmış nohut ama tarhanayla beraber pişerken biraz daha yumuşayacak. Tarhananın lezzetini alacak içine. Ve tabii ki everiştesi. Müthiş. Everiştesini de koydunuz. Tarhana bir taşım kaynadığında zaten o everişteleri pişmiş oluyor. Şimdi yapmam gereken şey şu. O son... Allah onu yağda eritecek şimdi. Evet. Müthiş. Lezzet dokunuşları nane. Dedim ya. Bu çok yanıyor. Şöyle alacağım. Bunu istersen şöyle koyayım. Sarımsak? Sarımsağı da koyacağım. En son mu? Sarımsağı altını kapatmak üzereyken koyuyorum. Peki. Yani son... Yandı şimdi... aşkım. Yandı mı? Son sarımsağın pişmemesi, sarımsağın o pişmemiş lezzetinin ağza gelmesi çorbayı çok lezzetli yapıyor. Yeni gelinler efendim, her kimse şu anda ekran başında bizi izleyenler. Eğer bu sabah ne yapacağınızı, bugün evde ne yemek pişireceğinizi bilmiyorsanız müthiş tarifler sizin için geliyor. Sonrasında fırında patatesli tavuk budu yapacak Meltem abla. Eminim bu da çok güzel bir tarif olarak gelecek, kayıtlara geçecektir. Kesinlikle. Buna hiç şüphem yok. Pekala. Tarhana çorbası sabah kahvaltıda bile içilen lezzetli bir çorbadır. Gel aşkım sabah... alalım naneni. Dur hemen getiriyorum. Naneyi de içine döktüm. Ay, ne güzel. Kabardı. Çorbam da tıkırdadı. Zaten bak eriştelerim de eridiler. Pişmek neredeyse. Üzere. Evet. Şimdi onu cos diye üstüne dökeceğiz. Ben sarımsağı rendeledikten sonra. Ay. Ne güzel kabardı heyecana değil mi? Heyecana bak. Müthiş. Şimdi işte bu Anadolu'nun mis kokan anne çorbası. Nohutlu erişteli tarhana çorbası. Evet. Cos yap hadi. Yapayım mı hayatım? Bu cos da beni buluyor ya hep. Ne kadar şanslıyım. İşte size mis gibi bir tarhana çorbası. Daha ne olsun? Sabah kahvaltısında için, öğlen yemeğinde yiyin, akşam yemeğinde sofranızı bereketlendirin. Ekmek yemenize gerek yok. İçinde şahane eriştesi var, nohutu var. Son derece doyurucu ve lezzetli bir çorba. Ben bunu içerim bu sabah gerçekten. Evet, şimdi bundan ikram edeceğim sana. Şimdi çorban burada tıkırdarken aslında altını da kapatayım, sarımsağını koymuştum. Şimdi tavuğa geliyoruz. Tavuğa geçiyoruz. Bu tavuk yemeği en kolay yemek. Ben de yeni evlendiğim zaman en çok yaptığım yemek. Yemeklerden bir tanesiydi. Hem de böyle bir görkemli duruyor yani. Riski o yok, da çok önemli. Görkemli duruyor. Aynen, buyurun. Hiç riski yok. Ne var? 4 tane tavuk, 4 adet tavuk budumuz var. 4-5 adet orta boy patatesimiz var. 2 adet domates, yeşil biber, soğan, sarımsak, pul biber vesaire. Bütün ne istiyorsanız baharat anlamında damağınıza hoş gelen. Ama Meltem ablanın kekiği biliyorsunuz ünlü. Pardon, kimyonu. Kimyonu, evet. Kimyonsuz olmaz. Kimyonsuz yemek düşünemiyoruz. Şimdi... Patatesleri şöyle halka halka doğradınız. Mesela yeni evli bir bey bile bunu rahatlıkla yapabilir. Tamam. Yeni evlisiniz, beraber mutfağa girdiniz. Eşinize patatesleri soydunuz, verdiniz. Dediniz ki hayatım şu patatesleri doğrar mısın benim için? Hemen doğrar. Tamam. Bu çok hemen kolay. Doğrar. Evet, bu kısmı peki. Kolay. Patatesleri doğramaktan bir hanım olarak kurtuldunuz. Çünkü eşiniz bunları gayet güzel doğradı. Sonra şunu diyebilirsiniz mesela. Hayatım. Ben şimdi fırın tepsisine hemen bir diş sarımsak süreceğim. Sakın sen sürme, elin sarımsak kokmasın. Ben yaparım onu deyince o kendini özel hissedecek. Tabii bak. Tabii.
Bunlar işte kalbe giden küçük yollar. Ben erkek kalbine giden yol midesinden, midesine giden yol kalbinden mi geçer? Evet. Hangisi hayatım? Evet. Mideye giden yol kalpten mi geçer? Bak ben de şaşırdım. Yok, şimdi kalpten doğru mu geçen bir yol var da. Vallahi erkeğe doyurursan mideye git, kalpten mideye. Kalpten tamam mideye. Anatomi bir. Tabii. Hangisi şimdi Fatih? Ha, mideden kalbe gidermiş. Bak bu da güzel bak yemek istiyor. Demek bir farklılık erkeğin var. Kalbine giden yol mideden geçer. Meltem abla sen evet, de. Peki öyle olsun. Anladınız ama mı ya? Yani şöyle başka bir yani karnı toksa seviyorsa o kadar işte erkeğin çok basit. Karnını basit doyuracağım. Karnını doyuracağım. Bütün erkekler güldü yalnız burada bize. Çok hoşlarına gitti. Peki. Şimdi sarımsakları böyle ezdiniz ya onun gözünün önünde. O dedi ki hayatım ne yapıyorsun böyle? Diyeceksiniz ki hayatım bu yemeğin lezzetli olması için bu sarımsakla fırın kabımı şöyle bir aromalandırdım. Sen şimdi patatesleri dizleyeceksin ve o patatesleri dizecek tabii, tabii ki seni dinleyip. Harika. Şöyle. Bu yemeği şimdi kim yapmış oldu? Gelin mi, damat mı? Beraber. Beraber, tamam paylaşım güzel. Hayatta her güzeldir şeyi beraber yapmak güzel. Yeni gelin yemeği diyelim İlk başlarda ama. Başlarda öyle oluyor da dermiş. Nasıl diyorsunuz? Pek bir şeye baktılar. Şöyle. Sonra bu yemeği ona öğrettiğinizde şunu yapabilirsiniz. Hayatım ben çocuğu okuldan almaya gidiyorum. Ben işte şu işten gidiyorum. Sen i̇şten patatesleri soyuver. Hayır, patatesli tavuğu birlikte yapmıştık. Sen öğrenmiştin. Ha. Sen yapıver mesela, tamam değil mi? Bu da iyi bir fikir. Bak emrivakiler arka arkaya geliyor olabilir yani. Öğrenmelerinde fayda var. Bazı erkekler mutfağa da çok meraklılar yani. Bazıları da hiç yani girmeyi dahi düşünmüyorlar. Şimdi ben meraklı erkeklerin şu tarafından hoşlanmıyorum. Mutfağı çok dağıtıyorlar kardeşim. Mutfağı dağıtmadan yapacaksanız yapın. Sonra arkanızdan ordu geçmiş gibi oluyor mutfak. Dolayısıyla derli toplu muntazam güzel yapabiliyorsanız mutfağın kapıları her zaman size açık. Mesela peki, bizim evde mutfağa girmek yasak. Yasak mı? Evet. Ben yeni evlilere öneriler vereyim mi? Aa süper, şahane fikir. Para mevzunu evin bütçe yönetimini ve iş bölümü belki de çift aynı evde yaşamadan aralarında konuşulmalıdır. Ekonomi, evet, mutfak ekonomisi. Doğru. Birbirinizi değiştirmeye çalışmayın arkadaşlar. Çifte en çok zorlayan davranışlar ve tutumlar öncelikle birbirlerini oldukları gibi kabul etmek yerine devamlı karşı tarafı eleştirerek değiştirme çabası içine girmektir. Oysa şartsız sevilmek, kabullenmek ister. Varoluşumuzun özünde görülmek ve anlaşılmak vardır. Ne kadar güzel. Çok. Bunu hisseden kişi zaten uzlaşmaya açık olur. Onu kulağınıza küpe yapın. Birbirinizin sınırlarına saygı duyun. Kişisel sınırlara saygı duymak ve bunu korumak önemlidir. Mesela eve misafir çağrılacaksa diğer kişinin, eşin o gün uygun olup olmadığı bilinmeli. Müsaitlik olup olmadığı plan önceden en azından bir telefon açılıp söylenmeli. Birbirlerini küçük düşürmeden birbirine eşlerin destek olması çok kıymetli. Kıyaslama yapmayın. Bu çok önemli. Evet, o, o yemeği yaptı, sen yapamadın, ben yaptım. Sıkça yaşanan bir şeydir. Sevgililik ve nişanlık dönemlerinizle evliliği kıyaslamaktan vazgeçin. Sevgililik yerini karı kocalığa bıraktığı anda aslında o çok özenli halde biraz bırakmış oluyorsunuz. Onun için her zaman evli sevgililer olmaya devam ediniz. Evet, çok önemli. Nasıl siz kendi ailenizin eşinizinkiyle kıyaslanmasını istemezseniz aynı şekilde kıyaslamaya arkadaşlar, aileler ve diğer bazda da bence mutfaktaki yemek bazında da diyelim biz konumuza bağlamak adına lütfen yapmayınız. Kendinizi unutmayın hanımlar, lütfen sabah uyandığınızda saç tepede üzerinizde pijamalarla gezmek yok. Hemen giyiniliyor, saçlar taranıyor, böyle yanağınıza pıt pıt iki tane böyle pembe bir şey. Böyle bir hani rujun kenarıyla yaparmış ya, senin annen hep anlatırsın. Evet, yüzünü açar açmaz makyaj evet yapardı. Eşinizi başkalarına kötülemeyin. Aile sırları evin içinde kalır. Eşinizle, dostunuzla tabii ki kendi bir takım problemlerinizi ya da mutluluklarınızı her şeyi paylaşabilirsiniz. Ama eşinizi kötülemeyin. Akıllarında kalacak olan şey eşinizin hep olumsuz yönleri olacaktır. Bunu da unutmayın. Evet. Ne gerek var şimdi? Kesinlikle. Kötü enerji. Evin yükünü paylaşın. Hem kadın hem erkeğin çalışmak zorunda olduğu şu çağda özellikle bunu paylaşmak çok önemli. Yemekleri sırayla pişirin. Biri yorgunsa diğeri çocukla ilgilensin ya da tam tersi. İnşallah ideal evlilikte olması gerekenler. Yatağa küs girmeyin. Mutlu evliliğin en önemli sırlarından biri uyku öncesi barışma ve öpücüktür. Ne olursa olsun aranızda öfkeniz tamamen geçmemiş olsa bile yatağa ayrı yataklara dayatmamak lazım evet derler. Soğutur. Asla. Aynen. Kesinlikle. Bunu yapmayın. Çok güzel. Birkaç dakika konuşun efendim. Güne öyle devam edin. Ve bizim tavuğumuz bu arada hazır. Çok güzel oldu Meltem abla. Evet.
Yani her şey çiğden. Evet. Güzelce baharatladım tavukları. Kırmızı pul biber, tuz ve karabiberle birlikte. Sarımsakla da ovdum. O şimdi o güzel lezzeti içine çekecek. Şimdi tıpkı tandırda ve fırın yemeklerinde yaptığımız gibi yağlı kağıdı ıslattım ve üstünü kapattım. Peki. Ne gerekiyor? 200 derecede yaklaşık 40 dakikada patates de lokum gibi olacak. Domatesler üzerinde eriyecek. Tavuklar şahane suyunu bırakacak. Her şey mis gibi bir kıvamda olacak. Şunu da bir gösterelim çünkü süremiz bitti. Erişteli nohutlu tarhana çorbası sevgili Meltem Açık geldin efendim. Oh mis. Bakın zaten yemek kıvamında yani. İşte nohut ve şey koyunca tabii içine, erişte koyunca gerçekten doyurucu, şahane bir yemek oluyor. Aynen. Buyurunuz işte bugünün menüsü burada hazır. Bu fırına giriyor. Ne kadar pişecek Meltem abla? Yaklaşık 40 dakikada hepsi muhteşem pişiyor. Tavuk saldığı suyu çekiyor. Hı hı. Hatta o suyu patatesler çekiyor. Çok güzel. Dolayısıyla acayip lezzetli bir güzel yemek oluyor. 2 dakikada. Ellerine sağlık. Hayatım her zaman yeni gelin Meltem Açık. Kendine iyi bak, devam ediyor. Vitaminler sağlıklı mı? Vitamin kullanmalı mıyız? Doğal bal enfeksiyonda, kanserde zararlı mıdır? Beslenme bağışıklığımızı nasıl etkiliyor? Tıbbi onkoloji ve fitoterapi uzmanı Profesör Doktor Can Feza Sezgin anlatıyor. Kanser tedavinizi geciktirmeyin, takiplerinizi geciktirmeyin. Bulaş riski hastaneden ziyade hastanın yakın çevresinden oluyor. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim şimdi konuğum Profesör Doktor Can Feza Sezgin. Kendisi tıbbi onkoloji ve fitoterapi uzmanı. Aynı zamanda Fitoterapi Derneği Başkanı hem de Kurucu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş özledik bulduk. Sizi. Ben de özledim. Teşekkür ediyorum. Ama uzun bir ara verdik. İnşallah devam edeceğiz. Lütfen. Yani iyi ki geldiniz. Memnun oluruz. Siz bize ilk gelen en değerli hocalarımızdansınız. Teşekkür efendim. Ediyorum. Sizi her zaman görmek bizim için çok güzel, çok keyifli. Virüslere karşı korunmada faydalı gargara önerisi verecek hocam. Covid enfeksiyonunda iyileşmeyi nasıl hızlandırabiliriz? Bununla ilgili çok çok güzel kitaplarından da şimdi bahsedeceğiz. Çok evde bahsedeceğiz. De rahat yapabileceğiz bunları. Değil mi hocam? Virüslere karşı korunmada burun spreyi. Evet. Çok hoşuma gitti. Virüs enfeksiyonlarına karşı korunmada yardımcı çay. Hepsi sizler için geliyor. Hocam hemen doğal bal enfeksiyonda, kanserde zararlı mı? Şeker hastaları bal tüketebilir mi diye başlamak istiyorum. Bizim bal memleketiyiz. Bizim için önemli ve stratejik ürünlerimizden birisi. Bal doğru miktarda kullanıldığı zaman hemen hemen bütün insanlarda emniyetli olarak, tabii ki yaşlılarda ve bebekler haricinde evet, belli bir yaş şeyimiz var. Rahatlıkla kullanılabilecek sağlıklı bir şifa kaynağıdır. Şeker hastalarında yapılan, ülkemizden yapılan bir çalışma, ben bunu yabancı internet sitesinde elime geçti, ben görmemiştim. Günde 1-2 tatlı kaşığı bal tüketildiği zaman 3. ayda şeker hastalarının, bizim o bilirler hemoglobin A1C evet, dediğimiz 3 aylık şeker ortalamasında düşme, iyileşme sağlanıyor ve kan yağlarında, kolesterolde iyileşme sağlanıyor. İnsanlara ben şunu anlatıyorum. Balı lütfen hani bir şeker olarak görmeyin. İçinde orada bir arının geçirdiği bir doğal biyolojik fabrikada sizin için ekstraksiyon yapılıyor. Bu kadar. Bedavaya. Ve bunun içerisinde yüzlerce çeşit bitkinin özü var. Biz zaten ilacın ham maddelerinin bir kısmı da oradan geliyor. O nedenle balı dozunda düzgün kullandığımız zaman hiç kimseye bir şey olmaz. Olmuyor. Kalorisi de düşüktür, onu da söyleyeyim. Öyle mi hocam? Tabii ki. O zaman hemen bir ballı bir tarif verelim mi hocam? Evet. Şimdi ballı tarifleriniz sizin bugün çok güzel. Evet. Özellikle COVID enfeksiyonuna yakalananlarda iyileşmeyi nasıl hızlandırabiliriz? Burada tamamlayıcı tedaviler ön planda geliyor. İlaçları kullanacağız, o ayrı. Tamam. İlaç kullananlarla ilgili yurt dışında bir klinik çalışma yapıldı. Amerika'dan, Kanada'dan ve farklı ülkelerden katılan araştırmacılar, bal ve çörek otu kullanıldı. Şimdi o çalışmaya göre günde 70 kiloluk bir insana ben örnek veriyorum. Tamam. Bir çorba kaşığı bal. Peki. 70 kiloluk bir insanımız için bir çorba kaşığı bal. O süper. Şöyle şuraya koyduk. İçinde karıştırırız. Tamam. Onun içerisine de ufalanmış bir tatlı kaşığı çörek otu, toz olarak ufalarsak daha iyi olur. Tamam. Bunu beraber karıştırırız. Zaten bunu ailelerimizde geleneksel olarak birçok şeyde karıştırır. Bilime yeni geçti bu. Müthiş. Çok şey. Önemli. Hı hı. Bunu karıştırdık. Bunu erişkin insanlar, tabii ki 18 yaş üstü insanlar için anlatıyoruz bunu. Hı hı. Karıştırdık bunu. Sabah, öğlen, akşam ve gece günde 4 defa ayrı ayrı hazırlayacağız. Tamam. Ve tüketeceğiz. Müthiş bir şey. Hocam bu mudur?
Evet, aynen. Bu peki COVID-19 hastalığına yakalanmış, tedavi gören kişilere İyileşmeyi destek. İyileşmeyi hızlandırıyor. Peki. Virüsün atılmasını, clearance diyoruz biz buna. Virüs clearance'ini arttırıyor. Bunun bilimsel kanıtı yayınlandı. Evet. 14 günlük kür olarak kullanıyoruz. Sabah, öğle, akşam. Gece. Gece. Günde 4 defa. Ayrı ayrı hazırlayıp aynı miktar. Bir çorba kaşığı bal, bir tatlı kaşığı çörek otu toz olarak karıştırdık. Bunu afiyetle tüketeceğiz. Koruyucu etkisi var mı hocam? Yani hastalığa yakalanmamak için de yiyebilir miyiz? Tabii ki. Mesela balla ilgili yapılan, çörek otuyla ilgili yapılan çalışmalarda ağız boğaz enfeksiyonunu azalttığı, virüs enfeksiyonunun da iyileşmesini hızlandırdığı gösterildi. Şifa olsun hocam. Süper. Yani, tadı da çok güzel. Ülkemiz bal memleketi. Yani bizim aslında güzel bal firmalarımız var. Lütfen bizim GETAT, ben GETAT bilim kurulu üyesiyim. Geleneksel tamamlayıcı tıp. Etik kurullardan da onay veriyoruz. Bu tür güzel ülkemizi markalaştıracak, ticari, ekonomik değerini de arttıracak çiftçilerimize veya üreticilerimize yarar getireceklere mutlaka çalışmalarını yapalım. Süper gıda mı hocam bal size göre? Kitabınızda süper gıdalarla. Kesinlikle süper gıda. Süper bağışıklık diye bir kitabı. Kesinlikle süper gıda. Balı yaranın üstüne sürersiniz. Gastrit olur, yersiniz. Boğazınız ağrır, yersiniz. Vücut direncinizi arttırmak isterseniz yersiniz. Kilo almak isterseniz yersiniz. Şekeri düşürmek isterseniz yersiniz. Bakın ne kadar değişik. Müthiş. Kanser hastalarında kemik iliğinin çalışmasını desteklemek isterseniz tüketirsiniz. Bir iki tatlı kaşığı bal lütfen hayatınıza günlük olarak yer edin. Edinsin diyorsunuz. Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonu neden daha hafif geçiyor? Evet, orada da ilginç bir çalışma çıktı geçtiğimiz hafta. Hani aşı karşıtlarına biz ithafen onları açıklamayı yapalım. Özellikle kızamık, kızamıkçı, kaba kulak gibi aşıların ilginç bir şekilde çapraz bağışıklık, immün sistem yanıtıyla COVID-19 gelişme riskini azalttığı gösterildi. Özellikle kaba kulak aşısından sonra kaba kulak virüsüne karşı immün yanıt ne kadar iyiyse COVID-19 enfeksiyonu yakalanma riski o kadar az, yakalandığı zaman da geçirme şiddeti o kadar az. Aşılama bizim için önemli. Tabii lütfen aşı karşıtlarına prim vermeyin. Bazen popülizm. Hocam millet tüm dünya aşının peşinde. Tabii. Şu anda. Aşı karşıtlığı çok... Ben Çin aşısı çalışmasına girdim. Belki plasebo olacak, belki aşı olacak. Testlerim negatifti. Evet. İşte birkaç gün içinde aşım için gideceğim. Hatta şimdi yayından çıktıktan sonra gideceksiniz. Gideceğim. Fark etmez. Çin, Amerika, şu bu. Biz... Aşı şu an hayati önemdedir. Ve önümüzdeki dönemde aşısı olmayanların seyahat etmesi bile birçok Avrupa ülkesinde, özgürlükler ülkesinde bile yasaklanacak. İşin şakası yok. Beni de götürün hocam. Ben de denek olabilir miyim? Mutlaka. Tabii ki. Ve zaten birinci faz yapıldı. İkinci faz aşılar. Üçüncü fazdayız şimdi. Üçüncü fazdasınız değil mi? Kesinlikle. Peki gargara yapmak COVID-19 için etkili midir? Tabii ki. Nasıl gargaralar önerirsiniz? Şimdi şöyle bakın. Gargaralarla ilgili olarak tabii ki eczanelerde bulunan iyotlu, povidon iyotlu gargaralar var. Eczacılarımız biliyor. Ayrıca mavi renkli, içerisinde işte mentol, nane, işte okaliptus uçucu yağlarının da karıştığı alkollü bir karışım var. Onlar %100'e yakın temizliyor. Eczanelerde virüsleri temizliyor. Kesinlikle. Bu çalışması koruma amaçlı da var. Öncesinde yapılabilir. Evet. Aromatik yağlarla yapılanlar %80 temizliyor. Çok çok önemli bakın, %80 temizlik. Suyla yaparsanız tuzlu su vesaire %20 temizliyor. Bunu unutmayalım. O nedenle biz aromatik yağla bir gargara yapalım. %100, benim, %80'deyiz. Evet, peki, benim buyurun. Yaptığım gargara da özellikle bizim aromaterapide kullandığımız uçucu yağlarla. Okaliptus uçucu yağı, defne yaprağı uçucu yağı ve kekik uçucu yağı. Uçucu yağlar önemli. İçmiyoruz, gargara yapıyoruz. Bir de eczanelerde bulunan bizim kan sulandırıcı ilaçlarımızdan asetil salisilik. Peki. Evet. Bunu rahatlıkla bulabiliyoruz. Tamam. 100 miligramlık bir tableti, küçük bir tableti de ezdik. Evet. Şimdi bir bardak ılık suyumuzu hemen dolduruyoruz. Tamam. Şöyle. Bir gargara tarifi veriyor hocam. Bu COVID-19 enfeksiyonunun için virüslere şimdi, karşı korunmada faydalı bir öneri. Defne uçucu yağımız. Şimdi defne bizim ülkemizin şeyi ama yayınlar hep yurt dışından çıkıyor. Ha. Üzülüyorum. Ben de patentli bir Ar-Ge yapan, patent geliştiren bir bilim insanıyım. Bu benim özel ilgi alanıma girmedi ama birilerinin lütfen girsin. İlaç geliştirilmek, COVID'e ilaç geliştirecek madde bunun içinde var. Defnenin içinde. Defnenin içinde o kadar var. Biraz okumak gerekiyor. İki damla defne uçucu yağı. Evet, şimdi canlı yayının güzellikleri. Açalım değil mi hocam? Açtık efendim. Peki, tamam. Hala. Şimdi bak, bundan iki damla damlatacağız. İki damla, bir, iki. Evet. Hop, tamam. Yani bunu... İki damla olarak yapacağız. Tabii. Aynen.
Kekik uçucu yağı. Uçucu yağlar sert şeylerdir. Evet. İçilmez. Bir iki yapın hocam bakalım. Evet. Bir damla kekik uçucu yağı. Tamam. Okaliptus uçucu yağı. Bunların hepsinin antimikrobiyal özelliği var. Okaliptus bir de solunum sistemini rahatlatır. Evet. Öyle değil mi hocam? Şöyle kesinlikle. Bir öksürdüğümüzde, tıkandığımızda koydum. bile ufacık evet, onu kesinlikle koklarız. Bu üçü bir arada. Aynen. Ve 100 miligramlık asetil salisilik tablet. Eczacılarımız bilir. Evet. Asetil salisilik tablet 100 miligram. Bunu ezdik. Küçücük bir şeydir zaten. Bunu da attık içerisine. Hı-hı. Başka ne yapıyoruz? Evet. Bunu karıştıracağız. Heh, şurada karışım. Bakın budur. İki damla defne uçucu yağı, bir damla kekik uçucu yağı, bir damla okaliptus uçucu yağı, asetil salisilik asit 100 mg tableti eziyoruz, iyice ufalıyoruz, karıştırıyoruz. Bulamadık, önemli değil. Diğer uçucu yağlarında bir bardak ılık suda yaptık. Evet. Bunu en az 30 saniye gargalayıp tükürüyoruz. Bu, çalkalıyoruz, gargara yapıyoruz, tükürüyoruz. Hı. 30 saniye bunu her bir yudumumuzda 30 saniye yapmak yeterli. Hatta hepsini bitiremeyebiliriz. Bakın bunlar bizim virüs yükünü en az %80 en az. Müthiş bir şey %90 hocam. Da geçebilecek bir şekilde boğazımızdan uzaklaştırılmasını sağlar. Hı hı. Tabii ki tedbirlere uymak koşuluyla. Aynen, yutmuyoruz, gargara yapıyoruz. Kesinlikle. Bütün bardağı her gün sabah uyandığımızda evet, bir gargara yapıp temizleyin ağzımızı. Uçucu yağlar sert, ağır etkisidir ve çok hızlı beyne etkiler. Sindirim sistemini tahriş edebilir, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı, nöbet yapabilir. İçmiyoruz o nedenle. Tabii ki. Kesinlikle evet, içilmiyor bunlar. Evet. Peki hocam, demişsiniz ki süper bağışıklık sistemi için yapılabilecek şeyler var. Süper bağışıklık sistemi nedir? Var mıdır böyle bir şey? Şimdi süper bağışıklık sistemi aslında bağışıklık sistemini biliyoruz zaten. Süper bağışıklık sisteminde özellikle enfeksiyonlara ve kansere karşı vücudun defans immün sistem hücrelerini, lenfositleri ve NK doğal öldürücü, natural killer öldürücü hücrelerin sayısını ve aktivitesini arttıran hücre topluluğu var, kök hücre topluluğu var. İşte biz buna süper bağışıklık hücreleri diyoruz. Bu da yeni bir kavram çıktı. Evet, çok güzel. Tabii ki amacımız burada vücuda zarar vermeden bu işleri götürmek. Bizim bağışıklık sistemimizi düzgün çalıştırmada Akdeniz tipi beslenme, kanser hastalarında tüm vücut hipertermi veya normal diğer hastalarda tüm vücut hiperterminin yararı şu. Özellikle romatizmal olsun, kalp damar hastalığı olsun, depresyon olsun, beyin hastalıkları, Alzheimer vesaire. Bunlarda bir şizofreni, müzmin iltihabi bir süreç oldu. Müzmin iltihabi sürecinin nedeninin de bağışıklık sisteminin çalışmasında bir bozukluk olduğu gösterildi. İşte tüm vücut hipertermi bunları düzelterek bu hastalıklara da yardımcı oluyor. Bakın yeni yeni bilgiler bunlar. Müthiş hocam, müthiş. Derin doku bölgesel kanser hipertermisi, C-vit yüksek doz toplar damardan C, ozon uygulamaları, tabii ki tamamlayıcı tedavilerde de işte ginsengler, astragalus membranı sözler, zerdeçal, evet, piperin, kakule, sarımsak, propolis, bakın propolis, sıvı propolis, hı hı, gibi çok farklı beslenme, melatonin, stres yönetim. Bakın bunlar bizim süper bağışıklık sistemimizdeki temel kök hücrelerimizin düzgün çalışıp müthiş hastalanmamamızı engelliyor. Hem enfeksiyon tedavisi hem kanser tedavisi ve korunması komplikedir. Bilimsel tedaviler kılavuzumuzdur. O nedenle genel olarak dikkat edeceğiz. Harikasınız hocam, çok güzel. Peki vitaminlere ne diyorsunuz? Tabii ki şöyle, insanların vitaminleri yeterli olarak alması hastalıklardan korunmada önemli. Gereksiz yüksek dozda vitamin alırsanız hastalıklara yakalanma riskiniz artıyor, kanser riski artıyor. Heh. Az miktarda alırsanız kanser riskiniz artıyor. O nedenle biz insanlara, sağlıklı insanlara diyoruz ki her ikisinde de artıyor. Tabii fazlası ki. Fazlası da artırıyor. Çünkü tabii, neden? Savaşçı hücreleri arttırıyor. Şöyle, ne yapıyor? Hücrelerin bölünme DNA mutasyon oranlarında değişiklikler yapıyor. DNA içeriklerinde değişiklikler yapabiliyor. Bunu 1-2 ay değil, yıllarca yaptığınızı tabii düşünün. Öyle olunca her şeyin fazlası zararın net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Evet. Daha önceden B vitaminlerinin kanser nedeni olabileceği karşımıza yoktu ama yıllarca siz kanserden korunacağım diye gereksiz düzeyde yüksek doz folat veya B12 alırsanız kanser riskinizi arttırıyorsunuz. A vitaminiyle beta karotenle ilgili onların çalışması evet vardı. Özellikle sigara içenlerde evet A vitamini alınması kanser riskini arttırıyordu.
tam tersine. Ama B vitaminleri suda çözünüp idrarla atılıyor. Hani B12 depolanıyor ama folat atılıyor. Ama bunu da fazla miktarda aldığımızda kanser riskine neden olabileceği gösterildi. Her peki, şey D vitamini kararında. Hocam, genelde toplum olarak... D vitaminiyle ilgili olarak çok güzel datalar geliyor. Çok karışık bilgiler var ama net olarak son bilgileri yine ben şöyle derledim, topladım. Lütfen. Bir, D vitamininizin yeterli olması, laboratuvarlarda bu range tabii aralıklar değişiyor ama 30'a 70 aralarını biz normal kabul ediyoruz. Hep 20'lerde. Evet, benim de 25-30 aralığında, evet. Ben sprey olarak kullanıyorum. Hı-hı. Damla bende yararlı olmadı. Peki. Normal olması kanserden korunmayı arttırıyor. Yani kanser riskini azaltıyor. Tabii. Kalp damar sağlığını, depresyon, enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltıyor. Daha ne olsun hocam? Koronavirüsle ilgili yapılan çalışmalarda özellikle normal kilodaki insanların ve kanserden korunmada normal kilodaki insanların D vitamini düzeylerinin normale çekilmesi için destek almaları şişmanlara göre daha etkili, daha yararlı bulundu. Çok enteresan. Çok ilginç. Onun bir açıklaması da şu, D vitamininin bir bölümü depolanıyor, yağ dokuya geçiyor. Muhtemelen kilolularda vücutta dolaşımda etkin D vitamin düzeyinde bir azalma oluyor aşırı kiloyla beraber. Evet. Yani ilginç datalar var. D vitamini kesinlikle bizim yeterli düzeyde tutmamız lazım. D vitamini ampul kırarak değil, peki, yüksek doz alarak değil, günlük düşük dozlarda doğanın bize ver, vücudumuz ona alışkın. Belli bir kilo olarak mı peki almak lazım? Bir 3 ay boyunca alıp testi öyle mi gitmek lazım? Ben genelde 3 ayda bir tekrarlatıyorum. Evet. Dersiniz ki yani devlet insanlar çok ücretli yaptırıyor zaten. Devletin SGK'sı bunun altından kalkamaz haklı olarak. 3 ayda bir testi yaptırıyorum ve günlük dozları ona göre ayarlıyorum. Ayarlıyorsunuz. O normal olanlarda da yani ben baktım bir dozu tutturduk. 6-12 ayda bir yaptırıyoruz. Gerek yok çünkü, evet, çok sık yaptırmak. Evet, harika. Peki hocam bir tarif daha verelim mi? Virüs enfeksiyonlarına karşı korumada yardımcı bir çayımız var. Evet. Bu da çok kıymetli bir çay. Hemen... Bu da özellikle virüslere karşı çalışmalarda etkili olduğu gösterilen, korunmada da etkili, aromaterapisinde bile, ormanın içinde gezdiğiniz bile COVID enfeksiyon şiddetini azaldığı İtalyan çalışması. O da yeni yayınlandı. Müthiş. Neler yapıyor doğanın insanlar mucizeleri da biz böyle bakıyoruz. Ya işte otçu bitkici değil bu işler. Böyle gelişirsiniz. Evet, defne yaprağı, zeytin yaprağımız var, defne yaprağımız var. Bir de zencefil tozumuz. Tamam. Var. Bir tatlı kaşığı defne yaprağımızı alacağız. Şimdi yani biz şöyle yapalım. Defne ellerimizi yaprağı yıkadık çok güzel. Evet. Ufalanmış bir şekilde alın, paketli alın. Tamam. Bir tatlı kaşığı aldık. Bir çay kaşığı zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı. Evet. Biraz da zencefil tozunuz var galiba. Evet. Bir çay kaşığı da zencefil tozumuzu koyuyoruz. Bakın bunların ortak özellikleri şu. Virüsü öldürmede, bağışıklık sistemini uyarmada, virüsün çoğalmasını engellemede oldukça yararlı bunlar. Müthiş. Evet. Çoğalmasını engelliyor. Evet. COVID-19'un proteaz dediğimiz bir enzimi var. Bu enzimi defne yaprağı içindeki bir doğal bileşen, müthiş, öldürüyor. Yani defne yağıyla gargara da yaptık. İlaç firmalarının bunlarla ilgili çalışmaları var. Evet. Yakın zamanda ilaçlar çıkacak. Bizim ülkemiz defne ülkesi. Tabii. Biz niye çıkarmayalım? Yapay zeka her ülkede var. Yapay zeka laboratuvarlarında bunların içindeki doğal bileşenlerin çalışmaları hızlandırılıyor. Yapay bir test yapıyorsunuz orada. Emilimi iyi. Vücutta yan etkisi az bir molekülü geliştiriyorsunuz doğal bileşenden. Hızlı bir şekilde de klinik çalışmadan ilaç geliştiriyorsunuz. Müthiş. Onu yapacaklar inşallah. İnşallah. Hocam suyu ekliyor muyum? Evet, bir bardak da kaynamış su. Bakın kaynamış suyu ekliyoruz. Kaynatmıyoruz. Evet. Hazırladığımız kaynamış, tabii, suyu ekliyoruz. Hı-hı. Arkasından da süper ağzı kapalı bir şekilde aromatik uçucu yağları da kaçmasın diye 7-8 dakika demliyoruz. Peki. Bunun içerisine de arzu edersek ki iyi olur. Limon kabuğunda uçucu yağlarımız çok var. Çok güzel. Evet, limonen veya başka bir sürü şey var. Bunu da şöyle... Rendeleyelim mi hocam? Rendeleyeceğiz, aynen. Size ikini tekrar açayım şöyle ben. Aynen. Müthiş. Hocanın da pandemide ev işlerini geliştirip geliştirmediğini göreceğiz. Görelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Harikasınız hocam. Evet, böyle elimize de dikkat ederek, tabii, bir çay kaşığı da limon, taze limon kabuğunu rendeledik, attık, aa, baktık, oldu. Gayet güzel oldu. Ondan mis sonra gibi bunu de koktu. Süper. Hı-hı. Bakın bunların hepsi ülkemizde var. Ya bunlar çöpe gidiyor. Değil mi? Atıyoruz yapraklarını. Bakın bunu 7 dakika demledik. Tamam. Bunun içerisine bir çay kaşığı da bal.
şekerimiz aşırı yüksek değilse tabii. Bal. Bunu günde 3 defa ayrı ayrı hazırlayın. Aç karna için. Herkes tüketebilir diyorsunuz. Kesinlikle. Hı hı. Bir tatlı kaşığı defne yaprağı, bir çay kaşığı zeytin yaprağı ufalanmış, bir çay kaşığı toz haline getirilmiş zencefil tozu. Bu kadar. Bir çay kaşığı taze limon kabuğunu 7 dakikada bir bardak kaynamışı da demliyoruz. Aç karna günde 3 defa. 3 defa yapıyoruz. Yepyeni yapıyoruz her defasında. Nasıl olsa pandemide herkes evde. Aynen hocam. 2-3 hafta emniyetli bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki hocam, bu çok ilgimi çekti gerçi. Bebek şampuanı sulandırılarak burun spreyi yapıyorsunuz. Evet, bu da ilginç. Hı hı. İlginç, güzel bir çalışma. Burada özellikle bebek şampuanının %1 miktarda sulandırdığınız zaman. Evet. Yani bir çay kaşığı bebek şampuanına 100 çay kaşığı birim olarak öyle tabii. Diyelim. Onu da araç yaparsınız. Su kattığınız zaman bunu ufak çok da köpürtmeden karıştırıp. Evet. Enjektörle, tabi bu biraz daha büyük enjektörler var veya aynen. Burun temizleme aparatları var. Hı hı. Bunun içerisine mesela şöyle çok az bir şey koyalım. Tamam, koyalım hocam, hemen geliyor. Hatta onu üstten bastır. Aynen, bastırmak istedim de açılmadı. Ha, tamam. Şöyle size şuradan ben. Tamam, süper. Verdim. Tamam, evet. Çok güzel. Hı hı. Şimdi bir birim bebek yağı. Tamam. Bebek şampuanı, bebek yağı değil, karıştırmayalım. Evet. Bebek şampuanı. Bebek şampuanı. 100 birim su. Mesela 1 mililitreye koyduk, 100 mililitrede suyu katıyoruz. Hı hı. Evet, tamam, bu kadarlık. Şunu hemen biraz karıştıracağız. Tamam. Şöyle, pardon, şöyle bir karıştıralım. Böyle karıştırdık diyelim. Evet. Bu homojen dağılıyor. Tamam. Bir pratik, yok orada burada burun temizleme şey peşinde koşmayalım. Evet. 20'lik enjektör alın, eczaneden tamam. Gidin 20'lik enjektör. Buradan, bu karışımdan çekiyorsunuz. Ondan sonra lavaboya eğiliyorsunuz efendim. Başınızı böyle yan pozisyonda bunu sokuyorsunuz. Veriyorsunuz. Burnu yıkıyoruz. Yıkıyorsunuz. Müthiş. Bunu böyle 2 dakika yavaş yavaş yıkadığınız zaman yavaş yavaş yıkayacaksınız. Sonra öteki tarafı yavaş yavaş vereceksiniz. Bir anda sıkmayacağız suyu. Tabii bir anda değil. Yani yavaş yavaş yıkama metoduyla. Amaç burada sinüslere kadar ulaşmasına tabii. Gerek yok. Virüsün şey olduğu burun ve burun içi mukoza. Hı hı. Bunu yaptığımız zaman bu da burun içerisindeki virüsleri %99,9 temizliyor. Ne müthiş. Kadar basit, bu ne kadar güzel. Bu bütün gripler için aslında kış aylarında yapılası bir şey. Tabii gripte de aslında. Yani tabii. Covid-19 ve gribal enflanza türü enfeksiyonlarda da oldukça yararlı. Burada evet. Özellikle bizim yapacağımız, bunu günde 2 defa yapmamız yeterli. Akşam ne zaman yapacağız? İşten geldiğimiz zaman. Tabii bütün gün soluduk, evet, burunda evet. Neler birikti kim aynen. Bilir. Aynen. Bir de sabah işe gitmeden önce yaparsınız ama akşam mutlaka yapalım. Böyle 2 dakikaya kadar temizlik yavaş yavaş yapacağız. Sol sağ yaptığımız zaman bakın bunlar basit şeyler. Bunlar temizlikte en önemli şeyler. Bizim de hani abdest alınırken yaptığımız tabii. O abdestteki şeyler aslında enfeksiyonlardan ne kadar korunmada önemli olduğunu da gösteriyor. Bir de 5 defa yaptığınız zaman kolay kolay yakalanmazsınız. Yakalanmıyorsunuz zaten. Harika. Vallahi Can Feza Hoca, harika şeyler anlattınız. Son 1 dakikaya girdik. Ne eklemek istersiniz? Özellikle insanlara benim nacizane tavsiyem şu. Ben Covid pandemisinden beri herhangi bir izin yapmadan ekip olarak kullanıyoruz. Tabii ki arzu ettiğimiz belki sağlık hizmetini veremiyoruz. İnsanlardan da özür diliyoruz ama elimizden geldiği kadar birebir hastalarla beraberiz. Hasta yakınlarından özellikle ricamız lütfen hastanede tedavi, ben onkoloji hastaları için konuşayım evet, özellikle. Bir, kanser tedavinizi geciktirmeyin, takiplerinizi geciktirmeyin. Bulaş riski hastaneden ziyade hastanın yakın çevresinden oluyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hastaneye geldiğinizde de lütfen hastane sağlık kuruluşun kurallarına uyun. Ben hastalarıma kemoterapi ünitelerine geçmemeleri konusunda rica ediyorum. Çünkü sizin her geçişiniz tabii. Bir risktir. Benim şu an 2 çalışanım izinli, eşlerinden daha çok sosyal çevrelerinden tabii. Covid geçtiği için hastaneye başka insanlardan da geçiş riski en yüksek olduğu dönemlerdir. Lütfen tabii. Hani bizi bir büyük görme veya hor görme gibi düşünmesinler. Biz de bir çalışanız tabii, neticede. Tabii siz de cansınız hocam. O nedenle benim ekibimden olduğu kadar hastalarımın birinin de oradan hastalanmasını arzulamıyorum. Ben en azından hasta yakınlarından onu rica ediyorum. Ve en korunmasız olduğunuz yerin de sosyal çevreniz olduğunu unutmayın. Evet. Benim bütün onkoloji hastalarımın hemen hemen hepsi hastaneden değil. Sosyal çevrelerinden kaptı. Evet. Tamamlayıcı tedavi olanlar hastalarımızın da hiçbirini kaybetmedik. Onu da söyleyeyim çok Allah'a önemli. Şükür. Aha. Ama tamamlayıcı tedavisine ara vermiş
veya bitirmiş, 6 yıl geçmiş küçük hücreli akciğer kanserli bir hastamızı kaybettik. Bu işin bakın şakası yok. Başınız sağ olsun hocam. Üzüldük. Yani bir de benim çünkü ailemden biri gibidir. 6 yıl bir insanla karşılaştığımızda. Covid'e mi yakalandı hocam? Covid nedeniyle kaybettik. Bu nedenle sosyal çevrenizden yakalanma riskinizin yüksek olduğunu bilin. Lütfen tedbirlere uyun. Dişinizi sıkın. Aşı geliyor. Çin'i, evet. Amerika'nı, Kanada'sı yok. Ben Çin aşısı olmaya gideceğim. Aşı bulduğunuzu yaptırın. Bilim kurulundan öğren. Lütfen dikkat edin. Harika. Efendim çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Can Feza Sezgin bizlerleydi. Müthiş bilgilerle geldiniz. Yine bekliyorum. Teşekkür ederim. Çok İnşallah. Çok ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ve kendine iyi bak. Devam ediyorum. Sedef hastalığı nedir? Sedef hastaları krem seçiminde nelere dikkat etmeli? Sedef hastalığında krem sürme teknikleri nelerdir? Doktor Mehmet İlteber Bahadır anlatıyor. Yaranın üstü böyle şişti, ertesi gün mesela şurada 3 tane nokta vardıysa yaran 3'ü birleşir, kocaman olur. Şimdi kendine iyi bak da. Şimdiki konuğum Doktor Mehmet İlteber Bahadır. Bugün sedef hastaları için krem türlerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Ebru Hanım, sağ olun, sizler de iyisiniz. Sizinle konuşmak her zaman çok keyifli, çok, çok güzel. Sağ olun. Bugün yine bir başka konu üzerine, evet, yoğunlaşacağız. Ve sedef hastalığı diyorsunuz. Aynen. Sedef hastalığı nedir? İşte herkes bir cilt hastalığı olarak tanıyor. Aslında sedef hastalığı bir hastalıklar grubu. Genellikle 10 hastanın 6 tanesinde mutlaka yandaş eşlik eden bir hastalık daha var. Yani bağışıklık sistemi bozuk olan insanlarda olan bir hastalık. Mesela sedef hastalığı seborreik dermatit oluyor. Sedef hastalığı egzama oluyor. Sedef hastalığı romatoid artrit, yani eklem romatizması oluyor. Sedef hastalığı Hashimoto tiroidi dediğimiz yaklaşık 80'e yakın bir hastalık grubunu barındıran. Yani kimi hastalarda 2-3-4 hastalığın beraber olduğu otoimmün hastalıklar grubunda olan. Yani romatizmanın ciltte olanı diyelim, daha iyi. Kişiden kişiye bulaşmayan, deride artık hepimizin karakterize tanıdığı, deride kalın pullanmalar, sık sık dökülme, büyük yaralar oluşan zaman içerisinde bir hastalık grubu. Evet, şimdi hocam sadece öyle bir böyle anlattınız ki, hani sedef deyip geçmeyin lütfen. Hani sedefim var, evet, aman nasıl olsa bir krem sürelim geçerim meselesi değil. Değil. Çok başka bir yani durum. Yani sedef hastalığı tedavisinde iki ayrı yaklaşım yapmak aslında en doğrusu. Bir, yaralara yönelik, yani cilde yönelik bir tedavi. Ama ikinci bir tedavi daha var. Yani kişinin bağışıklık sistemi bozuk, bozulmuş, yani yanlış çalışıyor. Değil mi? Kişinin cilt organlarına karşı üretilen... Hocam orayı biraz açabilir miyiz? Bağışıklık sistemi yanlış çalışıyor. Bu yani kan yani değerlerinde romatizma... ortaya çıkan bir şey mi? Yani ciltte işte yani, romatoid artritle karışır dediniz ya. Mesela... Sedef romatizması en meşhur görülen, evet, hastalardan bir tanesi. Gene yüzde burun kenarında T bölgesinde saçlı deri ve şu göğüs arasında gene kızarıklıklarda, lezyonlarda giden bir takım hastalıklarla beraber olması ile karakterize bir hastalık. Bağışıklık sistemi bozuk yani bu hastalarda. Yani, evet, tek başına olmuyor. Yani, zayıf mı bozuk mu hocam bağışıklık sistemi? Başka bir şey değil mi o? Yani bence bozuk yani. Bozuk. Hani tam tanıma yapılmıyor. İşte otoimmün hastalıklar grubundan. Otoimmün hastalıklar olarak geçiyor bu. Grubundan. Peki, 80'e yani yakın hastalıktan bir tanesi. Peki yani bir sebepten dolayı işte mide küçültme ameliyatı olmuştur. 30 kilo vermiştir. Onlardan bağışıklık sistemi dolayı değil, daha çok bağışıklıklarla alakalı olduğu hani son yıllarda düşünülüyor. Tam da bilinmemekle birlikte otoimmün hastalıkların, evet, değil mi hocam, buna bağlı olduğu düşünülüyor. Pekala, nerelerde daha sık gözükür dedik, bunu da çok net bir şekilde verdik dizdirsek, izleyicilerimize. Dizdirsek bütün vücutta, saçlı deri, bayanlarda kulak arkası, bayan gelir sert tarağı vurur saçına. Mesela, evet, bayanların özellikle bu bölgesi, alın bölgesi geriye doğru çeker. Tarağı vurduğu yerlerde sedef lezyonları olur. Dirseğinizi koyuyorsunuz, namaz kılarken dizinizi koyuyorsunuz. Deri de hassaslaşıyor. Yani cildin darbe aldığı yerlerde daha çok görülüyor. Alt bacak, ön kol, buralarda tutulum daha fazla olmakla beraber gene karın, göğüs, bel, bütün vücudumuzda gözükebiliyor yani. Dönemsel gözüküyor değil mi hocam bunlar? Ama asıl mesele o dönemsel haldeyken ne yaptığımız. Dönemsel derken sedef hastalığının artma ayları var. En çok arttığı ay bu aralık. Ekim, Kasım, yani sıcak havadan soğuk havaya geçerken, yani bunlar klinik tecrübe, bize hastalar ne zaman, hangi aylarda en çok geliyor? Bu aylarda. Sıcak havadan soğuk havaya geçerken, değil mi? Kar yağdığı zaman İstanbul'da benim bile yüzüm çatır çatır çatlıyor. Evet. İşte bu bir darbe olarak cilt bunu algılıyor. Sedef hastalarında
Baktığınız zaman hani sıcak havadan soğuk havaya geçiş Ekim-Kasım aylarında cilt kuruyor. Kuruduğu gibi sedef lezyonlarında artışlar görüyoruz. Kontrol randevularını en çok işte bu döneme girmeden hemen Ekim başı, Eylül sonu, Ekim başı hani Kasım'a bırakmamaya çalışıyorum. Evet. Önlemler cildi. Bunlar mı hocam? Evet. Burada mı önlemler? Bir kısmı burada. Bir kısmı diyelim. Burada. Evet. Peki anlatalım o zaman lütfen hocam. Çünkü çok kıymetli bunlar. Cilt hastalığında bu sedef hastalığında nasıl yapılır bu bakım? Evet. Şimdi bu bakım çok çok önemli. Hani biz normal bilinenin dışında klinik tecrübemi anlatacağım. Hekimlik de klinik tecrübe demek zaten. Şimdi ben buraya 4 tane eczaneden alınmış etiketlerini söktüm. 4 tane ürün getirdim. Öyle söyleyelim. Sedef hastalarının mesela bir hastamız Antalya'da yaşıyor olsun. Öteki hastamız Ankara'da. Yani peki. Bir tanesi nemli havada. Sıcak ve nemli havada, ötekisi kuru havada yaşıyor değil mi? Kuru havada yaşayan büyük problem. Neden? Yara çatladığı anda, yani bir hastamızın bir lezyonu var, yara çatladığı anda yara büyüyecek demektir. Ankara'daki hastalarımızın en çok kullandığılarından bir tanesi içerisinde parafin olan, anlatabildim mi? Veya halk arasında işte sedef hastalarının saf dediği, bir krem. Evet. Bunu çok kuru, soğuk havalarda ve kalın kabuklu hastalarda biz bu tarz kremler hastayı çok rahatlatır. Tamam. Bu rahatlatmanın ancak tedaviye hiçbir faydası yoktur. Yani sıfır faydası var. Ama o da bir fayda. Neden? Gerginliği alıyor hem. Yarayı yumuşak tutuyor. Hasta rahatlıyor. Yani kabuk kabuk olmuyor. O da hastaya belli bir rahatlık veriyor. Yani Ankara'da eğer yaramızın tipi, sedefin tipleri var. 5-6 tip yara tipi var sedefte. Yara eğer kalın kabukluysa Ankara'da yaşayan bir hasta içinde parafin bulunan maddeleri daha çok, kremleri daha çok tercih edebilir. Kullanır. Harika. Şimdi burada ikinci bir kremimiz evet. var. Hastamız eczaneye girdi. İçinde baktı ki parafin var. Artı bir takım bu zenginleştirilmiş. Parafinin zengin. Yani tamam. İçerisinde çinko konulmuş. E vitamini konulmuş. B vitamini konulmuş. Bir takım kremler var. Yani yarayı daha fazla iyileştirici özelliği olan tamam. bir krem. Gene Ankara'da bulunan bir hastamız soğuk hava döneminde bunu seçebilir. Pek çok hasta bize bir geliyor, bakıyorum hastaya anormal yayılmış ve büyümüş yaralar. Aslında hasta bunu kendisi yaptı. Nasıl yaptı? Yanlış krem kullanarak. Yani bu da ozonlu zeytinyağı, hani benim en favorim. Şu ikisini eğer yanlış kullanırsa hasta anormal bir şekilde yaraları yayılır. Şimdi ne demek istedik? Cildin görevi içeriye bir madde girmesin. Cildimizin görevi bariyer, yani toz girmesin, ter girmesin, su girmesin, duman girmesin. Aynı zamanda krem, yani hiçbir madde girmemesi tamam. lazım. Eğer kolumuzda büyük bir yaramız var, hastalarımız çok dikkatli dinlesinler lütfen. En önemli yer. Eğer hasta geldi, bu ikisinde bir zararı yok demiştik, bunlar emilmiyor demiştik ama emilen kremi eline avucuna aldı. Hele hele banyodan sonra sıcakken, yani cilt sıcakken yaralar kıpkırmızı oluyor. Kırmızıyken geldi, yaraya yedire yedire bir güzel sürdü. Ya hata mı? Çok büyük hata. Bu hata. Yaraya bakar, yara geceliğin kaşınır, yara kıpkırmızı olur ve yaranın üstü resmen şöyle balon gibi kabarır. Evet. Yani aslında alerjik reaksiyon yaptı. Cilt altı dermatit yaptı. Yani krem kılcal damarla temas ettirir. En kaliteli kremi seçmiştir hasta, eczaneye girmiştir. En kaliteli kremi almıştır. Krem gerçekten çok kalitelidir. Emiliyor, cildi besliyor ama siz ne yaptınız? Yanlış zamanda. Yaraya halk arasında emdire emdire, ovalayarak sürdünüz. Ne oldu? Yaranın üstü kıpkırmızı oldu. Yara kaşıntılandı. Evet. Yaranın üstü böyle şişti. Ertesi gün, mesela şurada 3 tane nokta vardıysa yara üçü birleşir, kocaman olur. Hastalar bize gelir işte şöyle büyük büyük yaralarla. Çok yaraya enteresan. Tabii. Aslında ne yapıyor? Nemlendirirken bir yanlışlık yapıyor. Büyük bir yanlışlık yapıyor. Yani hasta yaraya gelir bakar, yaranın üstü şöyle kocaman kıpkırmızı. Ben bakarım hastaya, nereden geliyorsunuz? Şuradan, dedim bak burada hatanız var. Elinizi aldınız, elde böyle böyle. Yaraya yedirerek değil, yara burada ya. Elinizi sağlam cilde koyun önce. Evet. Mesela yara burada oldu. Sağlam ciltten bu şekilde. Yani üstünden sanki cam silermiş gibi. Evet. Kreminler... Ama sıcakken değil vücut. Banyo sonrası değil. Banyodan
bekleyeceksiniz. Yara kıpkırmızı, 20 dakika kadar bekleyin. Yara kırmızıdan pembe renge dönsün sonra. O zaman farkımızı da görürsünüz. Müthişsiniz hocam, yani. Harikasınız. Doktor Mehmet İlteber Bahadır bizlerleydi. Müthiş bilgiler verdi. Sedef hastalığı konusunda çok güzel tedaviye yönelik aslında akılda kalıcı ve farklı bir yaklaşım oldu hocam. Çok mersi. Yani bunları sedef hastası yara bakımını bilmek zorunda. Evet, yara bakımını da bugün bize vermiş bunları olduğunuz. Öğrenmek zorunda öyle söyleyeyim. Müthişsiniz hocam. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben İyi ki geldiniz. Ederim. Ve kendine iyi bak, devam ediyor sevgili izleyiciler. Parkinson hastalığı nasıl bir hastalıktır? Parkinson hastalığında cerrahi tedavi nasıl yapılıyor? Parkinson hastalığında beyin pili hangi aşamada nereye yerleştiriliyor? Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Aşkın Şeker anlatıyor. Gayet karşılıklı sohbet ederek, muayene ederek hastayla ameliyatımızı yapıyoruz. Evet. Şimdi kendine iyi bak da. Efendim, şimdiki konuğum beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Aşkın Şeker. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, efendim. Merhabalar. Bugün konuşacağımız konu, az önce sizinle sohbet ederken de biraz belirttik. Toplumda belki de sıklıkla rastladığını düşündüğünüz, evet, bir rahatsızlık. Parkinson hastalığı. Parkinson hastalığı. Sık rastlanır bir hastalık mıdır diye sormak istiyorum. Evet, Parkinson hastalığı ilerleyen yaş hastalığıdır. Özellikle 60-70'li yaşlardan sonra ortaya çıkar. Nörodejeneratif dediğimiz beyin hücrelerinin yaşla birlikte yaşlanmaya ve de yavaş yavaş dejenere olmaya olmasından dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır. Yavaş yavaş mı kendini gösterir? Nasıl bir hastalıktır? Genel olarak tanımı, etkileri, kişinin seyri? Evet, yavaş yavaş ortaya çıkar. Öncelikle bir hareketlerde yavaşlama, durgunluk, ellerde titreme, postür bozukluklarıyla ortaya çıkar. İlk başları çok şüphelidir. Yani şüphelenmeyince anlamazsınız. İnsanlar genelde yaşlılığa verirler. Hani yavaşlamayı, durgunluğu vesaireyi. Fakat durgunluk vücudun fiziksel durgunluğu mu, hareket fiziksel durgunluğu mu, yoksa hareketsizlik, yüz mimiklerinin kaybolması, hareketlerde yavaşlama, düşüncelerde yavaşlama, ellerde titreme. Tabii bu şüphelenince ortaya çıkıyor, bu hastalık tanı konuyor. Klinikle bir tanı konuyor. Bunun tipik gösteren bir laboratuvar bulgusu yok. Daha çok klinik olarak tanısını koyuyoruz. Ve ilerledikçe hareketlerde katılık, artık zorlaşma, günlük yaşantısını yaşayamama, özellikle kalkarken, yürümeye başlarken çok ciddi zorlanma, yemek yerken, ederken ya da otururken, istirahat halinde özellikle ellerde titremeyle kendini gösteren bir hastalık. Yani Parkinson'un ciddi belirtileri var aslında. Birkaç türlü gösterebilen belirtisi, aynen, var. El titremesi ya da istemsiz hareketler en çok rastlanan belirtilerinden biridir, evet. Üç tane ana bulgusu var. Ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama ve eklemlerde katılık. Hepsi bir anda da olabiliyor. O üç tane kardinal ana bulgumuz, evet, var. Peki efendim, belirtileri bunlar diyorsunuz. Peki, ana belirtileri. Ana belirtileri, evet. Kadın erkek yaş aralığı olarak şöyle bir sınıflandıracak olursak ve Türkiye'deki genellemeye bakacak olursak. Evet, dediğim gibi ileri yaş hastalığı 60'lı yaşlardan sonra başlıyor. Kadın erkek oranı aşağı yukarı eşit. Bazı genetik Parkinson, aileden gelen hastalıklarda daha erken yaşlarda gözükebiliyor ama bunlar daha nadir. Yani ailede Parkinson hastalığı varsa bir genetik taşıyıcılık varsa, evet, bu çok az bir kısmını oluşturuyor Parkinson. O zaman daha erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Efendim, Parkinson hastalığında tanıyı konduktan sonra ilk tedavisi nasıldır diye sormak istiyorum. Evet, daha önce de belirttiğim gibi tanı klinik muayeneyle konuyor. Bu daha çok nörolojik bir hastalık. İlk tedavi seçeneği medikal tedavi, yani ilaç tedavisi. Hastalara vücutta eksik olan dopamin replasmanı, yani dışarıdan dopamin veriyoruz. İlaçlara ilk önce çok iyi cevaplar alıyoruz. Bazı hastalar 5 yıl, bazıları 10 yıl, bazıları 20 yıl ilaçlarla idare edebiliyor. Ancak dediğim gibi bu nörodejeneratif olduğu için bu bir süreç, ilerleyen bir hastalık. Gitgide ilerliyor, hastalık ağırlaşıyor ve bu dönemde ilaçlar yetmemeye başlıyor veyahut da ilaçların yan etkileri çıkmaya başlıyor vücutta. İlaç, tedavi için ilaç veriyoruz ama başka yan etkiler, istemsiz başka hareketleri de tetikleyebiliyor ya da hasta tolere edemiyor vesaire. O zaman bu durumda da cerrahi tedavi gündeme geliyor. Evet. Peki tedavide ne yapıyoruz cerrahi tedavide?
Bugün için en güncel tedavi beyin pili, yani beyin stimülatörü takmak. Hı hı. Daha önceleri, bu bulunmadan önce ablasyon, RF yöntemi dediğimiz oradaki merkezleri küçük milimetrik lezyonlar oluşturarak, evet, yakarak, hı hı, veyahut da yine gamma knife dediğimiz ışınla oraları yakarak tedavi ediliyordu hastalar. Hı. Ama artık bugün... Nasıldı sonuçları? O zaman nasıldı? O zaman da yine kontrol altına alınıyordu, hı, ama bu geri dönüşümsüz bir tedaviydi. Tabii. Şimdi beyin pili takarak, yani beynin o merkezlerine, istediğimiz hedeflenen merkezlere elektrot yerleştiriyoruz. Bir kabloyla elektrodu pile, stimülatöre bağlıyoruz. Evet. Ve stimülatörü dışarıdan, uzaktan kumandayla ayarlayarak istediğimiz şekilde artırıp azaltma, durdurma ve yani bir ayarlama yapabiliyoruz. Evet. Programlama yapabiliyoruz. Evet. Böylelikle hastanın ihtiyacına göre tedaviyi ayarlayıp hastayı daha konforlu hale getiriyoruz. Bu da çok önemli. Şimdi bu cerrahi tedavi nasıl yapılıyor? Çok önemli bir işlem aslında bu. Evet. Hasta hangi aşamalardan geçiyor? Anestezi mutlaka vardır ama uygulanıyor, hmm, mu? Ama bildiğim, hmm, kadarıyla hasta aynı zamanda uyanık olmalı. Uyanık olmalı, evet. Şimdi buradaki en önemli faktörlerden biri hasta koopere, bizimle uyumlu, evet, ve de uyanık olmalı. Neden? Çünkü o beynin tam ortasında ulaşmaya çalıştığımız hedef 4-5 milime, 2-3 milim ve de 4 milim, yani böyle küçücük bir alan. Etrafında da çok önemli hayati organlar var, merkezler var. Tabii. Oraya tam elektrodu yerleştirip o hedefi uyarmamız lazım. Eğer birazcık dışına kaçtığımız zaman yan etkiler çıkıyor. Hastada bu sefer sıkıntılar çıkıyor. O yüzden tam o hedefe ulaştığımızı anlamak için hastayla uyanık, koopere bir şekilde, çünkü uyaran veriyoruz. Tabii. Hı hı. Maksimum etki, minimum yan etki olacak şekilde o elektrodu yerleştiriyoruz. Lokal anestezi altında küçücük bir delik açıyoruz, evet, kafatasına. Oradan elektrotları yerleştiriyoruz. Bir şey hissetmiyor hasta o anda. Hayır, uyuşturduğumuz için orayı lokal anestezi, tabii, altında konuşarak, gayet karşılıklı sohbet ederek, muayene ederek hastayla ameliyatımızı yapıyoruz. Evet. Tek son aşamada uyutma var. O da pili yerleştirirken, hı hı, bir yarım cilt saatlik altına cilt altına yerleştiriyoruz. Elektrotları ve cilt altı. Evet. Orada hasta ağrı duymasın, tabii, şeyi bozulmasın diye artık anestezi veriyoruz. Hı hı. Bu, şimdi bu kadar kısa sürede anlattım ama bu işlem bir gün sürüyor. Yani sabahleyin erkenden geliyoruz. Hastanın başına çerçeve takıyoruz, bir tane üç boyutlu, yani kafatası içerisindeki uzaysal bir boşlukta duran küçücük bir şeyi üç boyutlu bir bilinebilir koordinatları olan hale getirmek için. Üçlü haritalama dediğiniz sistem bu mu hocam? Evet, hastanın başına çerçeve takıyoruz. O çerçeveyle X, Y, Z koordinatlarını belirleyip, tabii önce filmler, tomografi, MR'lar çekilip planlama yap. Ondan sonra hastayı ameliyathaneye alıyoruz ve her işlemde muayene ediyoruz hastayı. Ve bunu iki taraflı taktığımızı düşününce sabah 7'de başlayan işlem öğleden sonra 2-3 gibi bitmiş oluyor. Bitmiş oluyor. Evet. Peki beyin pili ameliyatı hakkında bilinmeyenler var diyebilir miyiz? Bu ameliyat sonrasında kişi normal yaşamını nasıl idame ettiriyor? Hemen etki gösteriyor dediniz. Bu çok evet, güzel bir şey. Şimdi hemen etki gösteriyor. Gerçekten ameliyatta görüyoruz. Yani hastanın elini tutuyoruz. Elleri titrerken diyelim ki sol tarafa taktık. Hemen sola titrerken sağa duruyor mesela hastanın. İşte muayenesinde bakıyoruz. Artık eklemleri yumuşamış, yumuşak, hareketleri açılmış. Bu klasik Parkinson muayenesi hareketlerini yaptırıyor. Sol tarafı zor açıp kapatırken sağ böyle daha rahat açıp kapatmaya başlıyor. Ve bu muayenede görüyoruz, yan etkide olmadığını anlayınca hasta zaten hemen o anda tepki veriyor, mutlu ne oluyor. Yani güzel, kendisi de anında görmüş nasıl oluyor. Nasıl bir moral? Evet. Değil mi? Hasta için de bizim için de çok tabii büyük ki moral oluyor. Yani bu konuda videolarımız var, isterseniz onları da size verebiliriz. Çok çok seviniriz. Yani tüm ekip böyle sevinçten uçuyoruz. Ay, mutlu ne kadar bir sonuç güzel hocam, alınca. Ne kadar güzel bir an, müthiş evet, bir an. Aynen. Peki bu beyin pili orada sabit olarak duruyor ama ayarlaması bir şekilde yapılabiliyor dediniz. Evet. Bu en önemli artısı. Peki evet, değişmesi gerekiyor mu? Süresi nedir? Doğru. Şimdi pilin de tabii bir ömrü var. Aynı evet, cep telefonlarınki gibi. Gerçi bizimki çok kısa ama 5 ila 10 yıl kadar bir çok süresi güzel var. Bu kullanım ihtiyacına göre değişiyor bu süre. Yani az elektrik ihtiyacı duyuyorsa stimülasyon daha uzun gidiyor. Daha çok duyuyorsa daha kısa gidiyor. Bir de yeni jenerasyon şarj edilebilir piller var. Onlar da 25 yıl gidiyor.
Hasta haftada bir bu atkılık gibi boyunluk asıyor. Oradan pili uzaktan kumandayla temassız şarj edebiliyor. O da çok güzel. Evet. Ameliyat sonrası ayar konusuna gelince bazı ekoller hemen açıyor pili. Bazı ekoller bir hafta 10 gün sonra açıyor. Onun nedeni de ameliyatta lezyon etkisi dediğimiz. Tabii ki pilleri oraya yerleştirince bir etrafında ödem, biraz uyarı oluyor. Onun geçip dokunun kendisini tabii toparlayıp daha net bir şekilde ayar yapalım diye biraz daha geç açtığımızda oluyor. Daha erken açtığımızda oluyor. Bunu daha çok hastanın ihtiyacına göre karar veriyoruz. Karar veriyorsunuz ve ayarlamalar ona göre yapılıyor. Yapıyoruz. Peki hocam, beyin pili ücretini SGK karşılıyor mu? Evet, karşılıyor. Bugün itibariyle tamamıyla karşılıyor. Oh, müthiş. Evet. Müthiş bir haber verdiniz. Evet. Ve bugün belki de bu hastalığa çare arayanlar için de çok değerli bilgiler verdiğinizde. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Aşkın Şeker, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı bizlerleydi. Sağlıkla güzel bir güne, bir sabaha, yarın yine uyanalım hep birlikte efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.